Erdoğan'ı putlaştırmaya dönük bir jesttir bu. Yani şimdi bu cümlemi açmam lazım benim. Tekrar edeyim. Erdoğan'ı putlaştırmaya dönük bir jesttir bu. Aslında Mustafa Ceceli'nin yaptığı da Kabe'de nedir Kabe'nin özelliği? İşte insanların ibadet için orada oldukları ve ibadetin gereği olarak dünyadan uzaklaşmak, uhrevi bir havanın içinde olmak, İslami tabirle takva üzere olmak, yani Allah'tan başka hiçbir şey düşünmemek, Allah korkusuyla dünyevi hırslardan, düşüncelerden uzaklaşmak, Allah'la baş başa olmak. Şimdi burada Ceceli'nin yaptığı aslında Allah'a şirk koşmaktır. Hiç sözümü sakınmayacağım. Allah'a şirk koşmaktır. Allah'ın evinde İslami bir terminoloji isterseniz kullanalım inan. Allah'ın evinde Allah'la baş başa İslami değerlendirme çerçevesinde, yani inanan bir kalbin, iman dolu bir insanın dünyasından elbette ideal çerçevede baktığımız zaman söz konusu olan orada işte müminin, inanç sahibinin Allah'la bir olması, duygularıyla, düşünceleriyle, tefekkür üzere olması, muhabbet üzere olması. Ama burada ne var karşımızda? Burada bir şov var. Bu şov işte Özhaseki'ye oradan açıyor, telefonla bunları aktarıyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani dinin dinsel duyarlılık, dinin dünyası içerisinde, dinsel bir duyarlılık içerisinde hiç akla gelmeyecek bir tavır burada kendini gösteriyor. Ama bu çok yabancımız olan bir şey de değil. Bunu en genel çerçevede aslında günümüz dünyasında görsel kitle kültürünün teknoekonomik olarak hayatımıza hakim olduğu, görünüyorum o halde varım çağında dinin hali pürmelali olarak da açıklamak mümkün. Çünkü biliyorsun ki inan işte Ramazan ayında iftar programlarına, televizyonlarda baktığımız zaman biz hanidir? Kur'an okunurken insanların selfie yaptığını, ezan okunurken insanların kulaklarında cep telefonu ekrandan televizyonda kendilerini evde izleyenlere el salladıklarını, dolayısıyla dini olanın dünyevileşmeye açık bir yola girdiğini çok uzun zamandır görüyoruz. Yani yine İslami tabirleri işlerliğe sokalım istersen, takva üzere olmaktan masiva üzere olmaya, yani yalan dünyaya meyletmeye dönük bir dindarlık gösterisi, şovu var ortada. Sureti takva olan, sireti masiva olan bir dindarlık da demeyelim buna, benim çok sık kullandığım bir tabir biliyorsun, dinbazlık var ortada. Bunu en geniş çerçevede bu bağlama oturtmamız mümkündür. Bu arada siret yaşam biçimi bildiğiniz gibi. Yani görüntüsü takva üzere, yani dindar, Allah korkusuna dönük, günahlardan sakınmaya dönük, dünyadan uzaklaşıp işte dini duyarlılık içinde olmaya dönük. Ama yaşamı dindarlık görüntüsü altında basbayağı dünyevi olana dönük bir tablo var ortada. Bunun bizim burada senin sözünü ettiğin çerçevede daha özel olarak değerlendirmesini yapacak olursak, seçim satım haline girdiğimiz şu günlerde iktidarın yine dünyevi korkularla kendince dinle oynama pratiğinin bir göstergesi olarak, işareti olarak bunu değerlendirmek mümkün.
Kabe'den o çocuk işte Özhasiki'ye Tayyip Erdoğan'la ilgili yağlı ballı ifadeler kullanıyor. Bir lideri Kabe'de yaratıcı inandığı ilahın önünde aslında böylesine yücelterek, ben biraz İslami terminoloji içerisinden bunu değerlendiriyorum. Çünkü ana bağlamı odur. Bir anlamda bu işte Allah'a şirk koşmak olarak değerlendirilebilecek bir görüntüdür. Bunu aslında ilahiyatçıların, din bilirlerin tartışması, ulemanın tartışması gerekir. Ama Türkiye'de ulema da biliyorsun iktidarın ulemasıdır. İşte bugün değil mi, Konya'daki imamın söylediklerine baktığımız zaman, mutlaka ona da geleceğiz, sen vurguladın çünkü. Orada da karşımızda olan nedir? İmam aslında kendi imamının dilini tekrar ediyor. Camide söylenmeyecek ifadeler dedin sen. Ne bekliyorsun ki, inan? Yani imamın imamı kendi vatandaşlarına sürtük derse, çürük derse, işte imam da, camideki imam da sonuçta Konya'da yaşanmış bir cinayet, toplumun en değerli insanları, en önemli insanları, üzerine titrenmesi gereken insanları, doktorlara karşı işlenmiş bir cinayet ve bu cinayet karşısında tepkiler tüm Türkiye'de kendini gösteriyor. İktidarın bu konudaki sessizliği ortada. İmam da çıkıyor, işte grev kararı almış sağlık çalışanları, ki biliyorsun o grev sonuçta acil durumları kapsamıyor. O konuda hassasiyetini gösteriyor sağlık çalışanları. Buna rağmen işte camide korkunç laflar edebiliyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir tablo var. Değerlendirmeyi bu şekilde yapmak isterim. Yani tekrar edeyim. Ceceli'nin Özhaseki ile muhabbetinden bir seçime giden yolda bir oy devşirme çabası, yani dünyevi olana yönelik dini olanı tahvil etme çabası olduğu söylenebilir. Bunun adını işte uzun zamandır, yıllardır dinbazlık koymaktan yanayım ben. Düzenbaz dindara dinbaz denir. Peki. Bu arada aslında şöyle bir ayrıntı da var hocam. İlk söylediğinde Özhaseki bunu ilk söylediğinde sanki bu sene olmuş gibi. Yani şu anda hac farizasının görevinde ya Müslümanlar, hacdalar. Sanki bu sene yaşanmış bir şey gibi anlattı. Ama sonra gazeteciler ona sordular. Bu sosyal medyada işte çok konuşulunca, tartışılınca, haberler yapılınca dedi ki işte aradım ben Mustafa'yı. Mustafa, sen bana daha önce hacca gittiğini söylemiştin dedim dedi. Aslında yani daha önceki yıllarda Mustafa Ceceli hacca gitmiş. Ne zamansa artık. Daha önceki yıllarda gitmiş. O söylediği bayraklar açıldı mı, Erdoğan orada dua edildi mi bilmiyoruz bunu. Velev ki edildi. O zaman şu soruyu da sormamız lazım. O dualar bu sene niye edilmiyor? O bayraklar bu sene niye açılmıyor? Mesela iktidarın da buna bir cevap vermesi gerekir o zaman. Yani geçen, önceki yıllarda işte hacda yaşanan, eğer Erdoğan'ı daha kıymetli yapıyorsa o kıymete bu sene ne oldu diye de bir soru sormamız gerekir herhalde. Ayrıca yani neden bu sene gündeme getiriyor, değil mi? Evet. Bunu da sormak gerekiyor. Yani neden bu sene ve şu zamanda bunu gündeme getiriyor, onu da sormak gerekli. Yani yorum yaparken bile çok büyük bir rahatsızlık duyuyorum, inan. Hı hı. İnan ki sevgili kardeşim, yorum yaparken bile rahatsızlık duyuyorum. Yani bütün bunlar işte Türkiye'de şunu söyleyelim, 20 yıllık bu iktidarın aslında en büyük zararı dine oldu. Evet. Ve bu iktidar değiştiğinde Türkiye'de elbette yaraları sarmak, Türkiye'yi toparlamak, toplumu yeniden bir hayatiyete kavuşturmak, hukuk, medya,
üniversite, bütün bunların yeniden nasıl ihya edileceği, nasıl hayata döndürüleceği, sağaltılacağı elbette önemli, çok önemli bir sorun seti olarak, sorunlar seti olarak karşımızdadır. Ama bunların ötesinde dini toparlamak için de çok çaba harcamamız gerekecek. Peki. Bu iktidarın verdiği zararlardan dolayı. Tamam hocam. Bu imamı ayrıca konuşacağız, Konya'daki imamı. Tamam. Sonra iktidarın dini, daha doğrusu siyasetin de belki demeliyiz. Siyasetin dini nasıl kullandığını ve bunun ne sonuç ürettiğini de ayrıca bir konuşabiliriz diye düşünüyorum. Tamam. Şimdi bir arkadaşlar o şeyin görüntüsünü verebilir miyiz? Ceceli'nin hacdaki görüntülerini bir ekrana. Şimdi Seren Hanım diyor ki, Mehmet Özaseki, sarı benizlilerle diyor,